Foto Vlog'dan herkese selamlar. Ben Volkan Barut. Bugün bir çekime gidiyorum. İzmir Göztepe civarında bir restoranda bir çekim yapacağım. Yolum kısa. Yaklaşık 7-8 dakika sonra orada olurum. Evden çıktım, otobana bir miktar girdim. Şimdi bugün sizlerden bir ricam var, bir isteğim var. Bu videoyu 4.3 oranda çekiyorum. Yani bu ne demek oluyor? Her zaman izlemeye alışık olduğunuz bu Netflix ve YouTube görüntülerinin aksine dar bir dikdörtgen değil, kare formatına yakın bir formatta çekiyorum. Yaşı böyle biraz 30 üstü olanlar zaten bilir ki bizim bütün çocukluğumuz, gençliğimiz bu görüntüyle geçti. Evde eskiden izlediğimiz LCD televizyonlar yokken formatlar bu şekildeydi. 4:3 oranındaydı. Şimdi ben bunu niye yaptım ve sizden ne istiyorum? Görüntüyü 4:3 yaptığımda izlediğiniz ekran biraz küçülüyor. Ama benim kameranın size yansıttığı geniş alan daha fazla oluyor. Yukarıdan ve aşağıdan biraz daha büyük bir pencereyi görmüş oluyorsunuz. Ben bunu 16:9 yaptığımda şu yükseklikte biraz kırpma oluyor. Üstü çok göremiyorsunuz ve bu çok altı göremiyorsunuz. Şu anki görüntünüz çok daha geniş. Komple gidon var. Buraları görüyorsunuz ve yukarıda biraz daha görüş hissini arttırıyor. DJI Osmo Action kullanıyorum. Bunun dezavantajlarını nasıl avantaja çeviririm diye düşünüyorum. Sizden ricam da şu ki bu videonun altına lütfen görüntü nasıl oldu, 16:9 formatına geri mi dönmeliyim yoksa kare olsun ama en azından geniş açı olsun gibi fikirleriniz varsa yorumlarınızı bekliyorum. Videoyu beğenmeyi de unutmayın lütfen. Kanala yeni gelenler için önce kendimden bahsedeyim. Ben 39 yaşındayım ve 26-27 senedir aktif olarak motosiklet kullanıyorum. CBR 250'yi 2014 yılında aldığım ilk sahibim, sıfır olarak almıştım. 10. senemizi doldurduk. Hatta 10 senelik CBR 250 deneyim videosunu da kanala ekledim. Merak edenleriniz varsa onu da izlesin. Şimdi sizlere bir miktar otoban görüntüsü yansıtmış oldum. Bir miktar da otoyoldan gideceğim. Aynalarını kapatmış bir yakışıklı. Egzozu güzel. De aynalar niye kapalı kardeş? Bunlarla kapışmaya gelmez. Bunlar adamı keser. Hadi biraz gidelim bakalım. Sahil yolu için biraz yüksek süratler. Videoya bir aksiyon yaz. Yani böyle şeyler yapmam. Bakalım bu videonun görüntüsü nasıl olacak? Beğenecek misiniz? Tempoyu biraz düşürebiliriz çünkü ben gideceğim yere neredeyse vardım. Bu kapışmalar, yüksek süratler pek bana göre değil. Videoda biraz aksiyon arayanlar için ufak bir deneme yapmış oldum. Zaten saçmaydı. Öylesi kuvvetli bir arabanın 250 cc bir motorla kovalanışı. Anca trajikomik olur. Amerika'dan biliyorum ben o arabaların ne kadar kuvvetli olduğunu. Yakalaması imkansız kuvvette. Araçlar bunlar. Şimdi ben çekim için buraya geldim. 4-5 saat kadar burada olacağım. Buradan çıktığımda videoya devam edeceğim. Bu restoranı çok seviyorum. Manzara olarak en beğendiğim yerlerden biri. Burada çekim yapacağım. Zaten aylık olarak bunların çekimlerini düzenli olarak biz yapıyoruz. Evet, motoru buraya park ettim. Gayet güvenli. Hiç aklımın kalmayacağı sakin bir alan. Şimdi içeri gireyim. Kendimi tanıtayım. Çekime geldiğini söyleyeyim. Bu markanın ilk defa bu mağazada çekimini yapıyoruz. Tekrardan selamlar. Buradaki çekimi tamamladım. Ora markasının
sosyal medya çekimiydi. Her ay bunu yapıyoruz farklı mağazalarda. Bugün de İzmir Göztepe'dekinde yaptık. 4-5 saattir buralardayım. Bayağı yoruldum. Restoran çekimi çok sevdiğim bir şey değil. Sevmem yani restoran çekimleri yapmayı. Özellikle sosyal medyası. Gayet bayık çekimler benim için. İnanılmaz polen var havada. Motorun üzeri polen dolu. Baharın sıkıntısı da bu. Koltuk falan berbat şekilde. Motoru çalıştırayım. Hiç ısınması gereken bir hava değil. Ama bugün İzmir'de 28 derece falan. Nisan ayındayız. Nisan'ın başında. Bu videoyu koyana kadar tabii bir süre vakit geçecektir. Şimdi kaldırımdan kendimi bir kurtarayım. Şuradan bir dönüş yapalım. Eve döneceğim. Farklı bir planım daha var. Gecikmemem gerekiyor. Burada zaten çekim ciddi anlamda fazla sürdü. Biraz tempolu şekilde eve yetişmem lazım. Bahar alerjisi olan biriyim. Baharda sokakta olmak zaten çok sıkıntı. Bir de böyle polenler falan uçuyor. Motora biniyorum. Sürekli yüzüme rüzgar çarpıyor. Şu otoparktan gideyim. Sanırım ilerideki ışıktan ters yöne gidebileceğim sahil yönünde. Evet, tam da ışık denk gelecek sanırım yanda. Ben de çok merak ediyorum görüntüyü. Size bahsettiğim gibi 4-3 oranında daha keyifli mi olacak? Bunu daha önce denemiştim. Daha önceki videolarımı izleyenler varsa ben bu denemeleri zaten yaptım. 4-3 video çektim ama bir tek neyi yapmadım? 4-3 oranını aldıktan sonra titreşim engelleyiciyi aktif hale getirdim. Yani kare bir boyuta geçtim ve titreşim engelleyiciyi açtım. Hazır çok geniş açı çekiyorum diye titreşim engelleyiciyi aktif hale getirdim. Biraz kırpıyor. Kırpmış haliyle bile bir miktar iyi olmuştu ama ben şu anda titreşim engelleyiciden artık vazgeçtim. DJI Osmo'da bunu yapamıyorsunuz. Son çıkan DJI Osmo 4 modeli gerçekten çok güzel. Evet, biraz artık hızlansam iyi olur. DJI Osmo 4'te hem geniş açı alıyorsunuz hem de titreşim engelleyiciyi aktif kullanabiliyorsunuz. Bu videoya yorumlarınızı bekliyorum. Başta da söylediğim gibi lütfen üşenmeyin, çekinmeyin. Sizden gelecek fikirleri merak ediyorum. İlk defa bu videoya denk geleniniz varsa bir önceki videomu açıp bakabilir. 16.9'daki yani dikdörtgen görüntüdeki açıyı beğeniyorsanız öyle devam edeceğim. Onda da titreşim engelleyici aktif olmadığı için çok titremeli gözüküyor. Böyle düz yollarda gene güzel ama bir miktar engebeli yollara girince çok fazla titriyor. Şu anda biraz daha geniş açı olduğum için belki çok rahatsız edici olmaz. Burada bir trafik var. Günün bu saatinde ne alaka? Biraz tempolu gideyim dedim. Durduk resmen. Bildiğiniz dümdüz yolda trafik var. Kucağında da bir flash ayağı var. Sağından biraz çıkmış durumda. Bulur muyuz? Buluruz. Allah Allah, bu nasıl bir trafik abi? Ne oluyor ya? İncir altından geliş de kötü, buradan gidiş de kötü. Trafiği bunun tıkadığı belliymiş.
Yok, bugün sıra dışı bir şey var. Daha saat 4.30. Burası da tıkalı. Evet, sizleri daha çok otobanda sıkıcı görüntülerle baymak istemiyorum. Bugün sizler için hazırlamak istediğim video bu şekildeydi. Çekim oranını değiştirdim ve bunu sizlere göstermek, sormak istedim. Yorumlarınızı bekliyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone değilseniz, abone olursanız desteklemiş olursunuz. Kendinize iyi bakın dostlar. İzmir'den, güzel bir bahar havasından sevgiler. Bir çekime gidiş ve çekimden dönüş hikayemi size paylaşmış oldum. Kendinize iyi bakın.